Müminin suresi, şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten felah bulmuştur. Yani kurtulmuşlardır. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Yani namazlarında kalpleri ferah, boş şeylerle kafası meşgul olmayan, ama namazda insan aklına bazı şeyler gelir. Bu vesvese olarak gelir, ona yani emniyet vermesinler. Fakat namazda dikkat Allah'a verilecek. İnşallah. Onlar tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir. İşte boş filmler, boş konuşmalar, boştan Facebook'ta boş yazışmalar, anlamsız hiçbir amacı olmayan hareketler. Bunlardan müminler kaçınacaklar. Onlar zekata ilişkin söz ve görevlerini mutlaka yerine getirenlerdir. Gücü yettiği kadar Allah yolunda harcamak. İnşallah. Yani gücü yettiği kadar. Müthiş bereket getirir. Mesela değil mi? Kuyunun suyunu böyle çektikçe daha çok gelir. Çektikçe daha çok gelir. Yeni İnşallah. Su gelir. Daha güzel gelir. Ama almazsan kokuşur su orada. Hı-hı. Bozulur. Mal da böyle aktıkça, para da aktıkça Allah zenginlik, bereket, bolluk ve güzellik verir. Hepsinin üstünde Allah'ın rızasını kazanırız. İnşallah. Ve onlar ırzlarını, iffetlerini koruyanlardır. Yani gayrimeşru ilişkiye girmezler. Gayrimeşru bir tavırları olmaz. Ama şimdi ırzını koruma derken bunun ufku da geniş. Biz Afganistan'daki mümin kardeşlerimizi, mümin kız kardeşlerimize, oradaki çocukları küfrün eline teslim edip, oradaki sapıkların eline teslim edip, cihad edip, Allah yolunda gayret edip onları kurtarmaya kalkmazsak müminlerin ırzını korumamış oluruz. Tabii. Değil mi? İnşallah. Yani bak, onun ırzlarını korumak, bak ırzını değil mi? Irzlarını, İnşallah. Bütün müminlerin ırzını korumak, namusunu, haysiyetini korumak bizim üzerimize farzdır. İnşallah. Müslümanın namusuna halel getirtmeyeceğiz inşallah. Mesela Irak'ta öyle, Afganistan'da öyle, mesela oradaki çocukları da kullanıyorlar Amerikalı askerler, İngiliz askerler falan. Akıl almaz yani, Afganistan tarihinin en iğrenç, en korkunç konumu oluştu şu an. Karzai geçenlerde adam sinirinden ağladı bak, o bile onların çizgisinde olmasına rağmen adam tahammül edemedi, ağladı yani. Evet. Gerginliğinden. Bunun için ne yapacağız? İttihat-ı İslam'ı oluşturacağız. Müslümanların ırzını korumak ancak İttihat-ı İslam'la olur. İttihat-ı İslam olmadı mı bütün Müslümanların ırzı namusu payimal olur, yani seyredilirse bu ne olur? Haram olur. İnşallah, İnşallah. Hocam doğru söylüyorsunuz. Anormal bir hareket olur ve karşılığı cehennem olabilir. Sudan'da böyle, Irak'ta böyle, öbür ülkelerde böyle, Afganistan'da böyle, Moro'da böyle, Çad'da öyle. Dünyanın her tarafında Müslümanların ırzı, namusu, hayatı perişan ediliyor. Değil mi? Mahvediliyor Müslümanlar. Dinine, imanına saldırılıyor. O da bir iffettir. Peygamberimize saldırılıyor. Kur'an'a saldırılıyor. O da bir iffettir. İffete saldırıdır. Değil mi? Müminlerin iffetine bir taarruz var. Buna karşı var gücümüze savunacağız. Sadece cinsel ilişki değildir bu. İffet. Dinine saldırdın mı orada da iffetin gider. Evet. Değil mi? Orada da namusun gider. Mukaddesatına saldırırsa orada da senin namusun gider. Çözüm çok kolaydır. Müslümanların birliği. İttihat-ı İslam. Türkistan birliğidir. İnşallah. Ancak diyor Cenab-ı Allah eşleri, yani nikahlı eşleri ya da sağ ellerine sahip olduklarına karşı. Peygamber Efendimiz zamanında sağ ellerine sahip olduğu kadınlar vardı müminlerin. Nasıl oluyordu? Ya cari olarak satın alıyorlar veyahut kadın geliyor diyor ki ben sana kendimi hibe ettim. Allah için kendimi hibe ediyorum diyor. Sana aitim diyor. Bitti. Onun olmuş oluyor. Başka kimseyle ilişkiye girmiyor ama mühim olan burada sen olmasındaki hikmet şu. Neslin bozulmaması. Yani bir kadın çünkü birçok kişinin ilişkiye girmiş olsa nesil bozulur. Neslin bozulmaması için Allah onu farz kılmış. Sadece o erkeğe ait olmuş oluyor. Değil mi? Ve o zaman zaten ondan da daha çok hoşnut olur, zevk alır. Onun için hibe ettiğinde de ona ait olduğu için yine helal oluyor.
cari olarak olduğunda yine hibe ettiği için helal oluyordu o devirde inşallah. Bu konuda kınanmış değillerdir. Bu konuda kınanmazlar. Yani bir kadın nikahlı olarak evlendiyse kınanmaz. Peygamber Efendimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem kendini hibe eden kadınlar kınanmamıştır. Daha sonraki dönemde de kendini hibe etmiştir mümin kadınlar. Kınanmazlar. Cari olarak gelmişlerdir. Kınanmazlar. Cariye kadınlarla beraber olmuştur müminler. Kınanmamışlardır o devirde. Fakat kim bundan ötesini ararsa artık onlar sınır çiğneyenlerdir. Yani bunun dışında kendi kendine bir yol çıkartırsa, yani bu Allah'ın yolunu beğenmezse, Allah'ın çıkarttığı bu helal sınırları beğenmezse sınır çiğneyenlerdir diyor. Çünkü adam nikahı beğenmiyor. Bu sınırı çiğnemek olur. Ya Peygamber Efendimiz zamanında cariyeliği beğenmiyor. Veyahut kadınların kendini hibe etmesini beğenmiyor Peygamber Efendimiz zamanında. Onları yanlış yolda ve yanlış hareket etmiş olarak görüyor. O zaman kendisi fahişe konumuna düşer. Fahşa işlemiş olur. Fahişe konumuna düşer. Çünkü Allah'ın doğru bildiğini, Allah'ın doğru dediğini yanlış göstermiş oluyor. Fahişe konumuna gelir. Dolayısıyla Peygamberimize ve sahabelere o yönde dil uzatanlar fahişe konumundadır. İnşallah. İnşallah. Yani tabii Müslüman inancına göre, küfür inancına göre zaten onlar muhatabımız değil. Onlar küfür içindeyseler, inanmıyorsa onlar bambaşka bir alem. Onlarla bizim bir muhataplığımız olmaz. Yine onlar emanetlerini ve ahitlerine riayet edenlerdir. Mesela emanet. Bir insana ona emanet ediyorsun. Ya bir eşyaya emanet ediyorsun. Titiz korunacak. Emaneti titiz korumak farzdır. Allah emanet. Ve ahit, söz verdiğimi. Mesela diyor ki ben bunu yapacağım. Ahit veriyorsun. Mümin sözünü duracak. Sözünden caymayacak. İnşallah. İnşallah. Emanet verildiğinde emaneti titiz olacak. Onlar namazlarını titizlikle koruyanlardır. Mesela sabah namazına bazı kardeşlerimiz kalkmıyor. Ya diyor, uyanamadım diyor. Ya kardeşim sana 5 milyar vereceğiz desek. Öyle bir uyanırsın ki sen hoplarsın hoplarsın abi ve bayram sevinci içerisinde yani böyle değil mi? Evet. Ve kendi böyle kendi şarkı çıkarıyor o anda böyle bir şeyler müzik söylenen hoplayıp kalkıyor. Demek ki ufacık bir menfaatle yani sabah diyorsun, kalktığında sen diyorsun bir bilgisayar hediye edeceğim. Erken kalkarsan erken kalk o vakitte bana yetişirsin al sana bir bilgisayar edeceğim. Kaçırır mı onu? Mümkün değil. Mümkün değil Allah'ın izniyle. Evet. İnşallah. İnşallah. Ama namaz deyince bol bol namazı kaçırıyor adam. Yok saati kurmamışım, yok hatırlatmamışlar, yok uyumuşum bilmem ne falan diyeceğim. Yani böyle çok gıcık ve çok münasebetsiz açıklamalar bunlar. Ufacık bir menfaatte bile asla namazı kaçırmıyorlar. İmkanı kaçırmıyorlar değil mi? Evet hocam. Müslüman namazını asla bırakmaz. Tabii. Sabah namazı. En titiz olması gereken namazdan birisidir. Değil mi? Öğlen namazını da öyle, İkindiği de öyle, akşamı da öyle, yatsıyı da öyle. Bunların hepsinde titizlik gerekir. İnşallah. İnşallah. İşte yorgundum, uyuyup kalmışım olmaz. Ona göre ayarlayacaksın. İnşallah. 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 Yok yola gidiyorum. İşte ondan, kardeşim ona göre ayarla. Yani yol seni esir almasın. Sen yolu esir al. Değil mi? Tabii. İşte yeryüzünün hakimiyetine ve ahiretin nimetlerine varis olacak olanlar onlardır. Yani dünya hakim olacak olanlar onlardır. Dünya hakimiyetinden bahsediyor Cenab-ı Allah. İşte bak yeryüzünün hakimiyetine ve ahiretin nimetlerine varis olacak olanlar onlardır. 10. ayet. Bak rakamlara bakıyorum. 1. Yukarıda 9, yukarıda 8 diyorum, 1987 veriyor. Maşallah hocam. Değil mi? Evet, maşallah. Yukarıya doğru bakmayın, bak 1, 9, 8, 7. 1987. Ki o da yine Mehdiyet'in tarihidir, inşallah. İnşallah. Ki onlar Firdevs cennetlerine varis olacaklar, içinde ebedi olarak kalacaklardır. Cennette biliyorsunuz girdim mi cennete bir daha çıkış yok. Sonsuza kadar. Bak andolsun diyor Cenab-ı Allah biz insanı süzme bir çamurdan yarattık. Yani balçık satılıyor bu
kil şey bu seramik çamuru. Seramik ve halis çamur. Seramik çamur. Ondan yarattım diyor Allah. Anlamazlıktan geliyorlar. Çok açık. Sonra onu bir su damlası olarak savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik. O anne rahminde küçük bir embriyo olarak Allah yerleştiriyor. Sonra o su damlasını bir alak, embriyo olarak yarattık. Ardından o alakı hücre topluluğunu bir çiğnem et parçası olarak yarattık. Daha sonra o çiğnem et parçasını kemik olarak yarattık. Bak mesela bu da çok acayip. İnşallah. Kemiğin sonra yaratılması. Evet inşallah. Sonra kemik olarak yarattık. Böylece kemikleri de et giydirdik. Sonra da bir başka yaratılışı onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzel olan Allah ne yücedir. Bak çiğnemin parçasını kemik olarak yarattık. Önce kemik oluşuyor. Böylece kemikleri de et giydirdik. Üstüne de kemik et giydiriliyor. Evet inşallah. Sonra bir başka yaratılışı onu inşa ettik. Yaratıcıların en güzel olan Allah ne yücedir. Bak. Sonra bir başka yaratılışla onu inşa ettik. İkinci yaratılışında bambaşka bir sistemle yaratıyor Allah. Şimdi dünyadaki sistem böyle. Ahiretteki sistem bambaşka. Daha değişik bir yaratılış. İnşallah. Sonra bunun ardından siz gerçekten ölecek olanlarsınız. Sonra gerçekten kıyamet günü diriltileceksiniz. Andolsun üstünüzde 7 yol yarattık. Biz yaratmada gafiller değiliz. 17. ayet 7. 7'den bahsediyor.